Çocuklarımızın ileride iyi bir yetişkin, iyi bir birey olmaları için çalışan ve çabalayan kurumlardan birinde Manisa Yunus Emre'de yer alan Gülce Anaokulu'ndayız sevgili izleyicilerimiz. Yanımızda da kurucumuz Abdülaziz Bey ve müdiremiz Serpil Hanım var. Kendileriyle hem burayı hem çocuklarımızın geleceğini konuşacağız. Öncelikle nasılsınız? Sizi tanımak isterim Abdülaziz Bey. Çok teşekkür ederim. Ben de size hoş geldiniz diyorum. Adım Abdülaziz Çelik. Yaklaşık 94 yılından beri ticaret yapıyorum. Uzun yıllar spor yaptım. Yaklaşık 10 yıl Türk milli takımı, judo milli takımı kaptanlığını yaptım. Yani eğitimin kısmen de olsa içinde yer aldım. Bir dönem antrenörlük yaptım. Sonrasında iş hayatına atıldım. Eşimden dolayı da anaokulu işine girdik. Böyle inşallah burada başarılı olmak istiyoruz. Hemen sözü geçmişken Serpil Hanım'a da mikrofonumuzu uzatalım. Hocam tanıyabilir miyiz sizleri? Evet, ismim Serpil Şekerci. Ben de 33 yıldır çocuk gelişimi ve eğitim öğretmeni ve okul öncesi eğitim. Maşallah, kendinizi bu işe adadınız. Evet, evet. Peki efendim, son olarak neler eklemek istersiniz? Beslenme çok önemli, hepimiz biliyoruz. Dışarıdaki besinlerin ne kadar tehlike arz ettiğini de hepimiz biliyoruz. Birçok hastalığa davet ediliyor. Şunu söyleyeceğim, veliler mutlaka gelip çocukların neler yediklerine baksınlar. Mutlaka her istediklerine gelip baksınlar ve hangi şartlarda hazırlandıklarına baksınlar. Biz evimizde hiç hazır yoğurt yemiyoruz. Biz evimizde hiç çiftlik yumurtası yemiyoruz. Mutlaka organik olan ve herkesin yani şey yapabileceği, tavsiye edeceği bütün beslenme uzmanlarından sağlıkçılarına kadar hepsinin bildiği yiyecekler. Mesela bizim tavuklarımız, inşallah bahçemizde gördünüz mü bilmiyorum, onların yumurtalarından çocuklarımız beslenecek. Yine bizim sütümüzü alacağız, yoğurdumuzu kendimiz yapacağız. Birçok yiyecekleri böyle kendimiz hazırlayacağız. Yani çok güvenli yiyecekler, inşallah çok sağlıklı olacak çocuklarımız. Gıdada da eğitimde de doğallıktan yanasınız. Siz son olarak neler söylemek istersiniz Serpil Hanım? Ben de hani Manisa'ya çok güzel bir kurum kazandırdığımızı düşünüyorum. Değerli veliler, veli adaylarımız ya da Manisa'daki ebeveynler, anne babalar burayı ziyaret etsinler. Hani bizimle amaçlarını paylaşsınlar. Biz de onlarla işbirliği yapalım. Hani öğrenci olmak önemli değil. Önemli olan gerçekten eğitim noktasında hani insanlara yararlı olabilecek doğru yol haritaları çizmek. Bu amaçla da biz güzel bir kurum oluşturmayı düşünüyoruz. Doğru bir eğitimle, çağdaş bir eğitimle ve ama aynı zamanda değerlerine bağlı çocuklar yetiştirerek buradan ülkemize hizmet etmek istiyoruz. Peki, yolunuz açık olsun diyelim. Çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız için. Evet sevgili izleyiciler, Manisa Yunus Emre'de bulunan Gülce Anaokulu'ndan seslendik. Eğitimin bir kez daha altını çizdik. Programımız bir sonraki durağıyla devam ediyor.